Çok sevgili öğrenciler, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Bilimin Işığında webinar serisi programlarının ilkine hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok özel bir gün, Dünya Kadınlar Günü. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 2021'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ön plana çıkaracağı temayı kadın liderliği, COVID-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak olarak açıkladı. Tema, dünya çapında kadınların ve kız çocuklarının eşitliğin hakim olduğu bir geleceği şekillendirme ve COVID-19 salgınıyla mücadele konusundaki muazzam çabalarına bir saygı duruşu niteliğinde. Kadın liderliği teması, Kadının Statüsü Komisyonu'nun 65. oturumunun öncelikli teması olan kadınların kamusal hayata tam ve etkili katılımı ve karar alma mekanizmalarının yanı sıra cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi için şiddetin ortadan kaldırılmasıyla ve kadınların yaşamın her alanında karar alımı, eşit ücret, sağlık hizmeti, ücretsiz bakım ve ev işlerinde eşit paylaşım hakkı için ve kadına yönelik her türlü şiddete son verilmesi için çağrı yapan Generation Equality kampanyasıyla da paralellik gösteriyor. İşte biz de bu kadar anlamlı bir günde bu nedenlerle ilk webinarımızı yaşam sürecinde kadın ve beslenme, kuşaklar arası etkileşim konusuna yapmaya karar verdik. Çok değerli bir konuğum var. Profesör Doktor Sayın Gülden Pekcan bizlerle olacak bu konferansı vermek için. Sayın Pekcan 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümünde yüksek lisans derecesi alarak mezun oldu. 1977 yılında bilim doktoru, 1983 yılında doçent ve 1989 yılında profesör unvanını aldı. Hacettepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümündeki görevinden 2015 yılında kendi isteğiyle ayrıldı, emekli oldu. Halen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Diyetetik Bölümünde tam zamanlı olarak çalışmakta. Türkiye Diyetisyenler Derneği üyesi, toplum beslenmesi, toplumda beslenme sorunları, beslenme durumunun saptanması ve taranması, beslenme antropometrisi, besin destekleri, besin ve beslenme politikaları temel ilgi alanları arasında. Çok sayıda uluslararası bilim kurulu üyelikleri var. 2007 yılından beri Uluslararası Sağlıklı Seçimler Kuruluşu Avrupa Bilimsel Komite üyesi. 2015 yılından beri Uluslararası Akdeniz Diyeti Kuruluşu Bilimsel Kurul üyesi. 2016 yılından beri Avrupa Gıda Güvenliği Komitesi Otoritesi Paydaş Danışma Platformu'nda Avrupa Diyetisyen Dernekleri Federasyonu EFAD'ın temsilcisi, bizim için çok büyük gurur kaynağı gerçekten. 2017 yılından beri Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi Paydaş Büro üyesi olarak 10 meslek örgütünün temsilcisi. Bitmedi. 2020 yılından beri de Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi Paydaş Büro üyesi olarak seçilmiş Paydaş Ses Platformu temsilcisi. Ulusal Bilim Kurulu üyeliklerine gelince Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 ve 2017 Beslenme Danışmanı ki bugünkü konferansı bu 2017 yılının, 2019 yılında yayınlandı çünkü rapor ve yeni bize sunuldu. Bu verileri ilk defa üniversitemizde anlatacak. Onun için kendisine ne kadar teşekkür etsem az. Türkiye Beslenme Rehberi editörlerinden, Beslenme Diyetetik Dergisi editörlerinden ve 2013 yılından beri Tarım ve Orman Bakanlığı Takviye Edici Gıdalar Ad Komisyonu üyesi, 2018 yılından beri Tarım ve Orman Bakanlığı Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu üyesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen birçok ulusal programda bilimsel danışma kurulu üyesi.
Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu denli olağanüstü çalışmalar arasında vakit ayırıp davetimizi kabul ettiği için. Ve söz sizde diyorum Sayın Pekcan. Tekrar hoş geldiniz. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum Sayın Buyurun Pekcan. efendim. Ben de nazik davetiniz için Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Diyetetik Bölümüne size çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve de şöyle paylaşarak isterseniz başlayayım. Evet. Evet. Pardon. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi çok anlamlı bir gün. Yaşam sürecinde kadın ve beslenmeyi konuşmak adına. Çünkü ben de siz gibi tüm katılımcıların Kadınlar Günü'nü özellikle kutlamak istiyorum. Çok özel bir günde birlikte olmanın da büyük bir açıkçası keyfini yaşıyorum. Ve de Kadınlar Günü'nü de kutlarken özellikle kadının yanında duran erkekleri de saygıyla, sevgiyle anmak, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu arada Kadınlar Günü dediğimizde mutlak surette minnet duygularımızı da ifade etmemiz gerektiğine inanıyorum. Ve bu doğrultuda da tabii ki şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygularımızı, şükranlarımızı da iletmemiz gerekiyor. Ve kendisinin kadına yönelik inanılmaz boyutta sözleri var. Özellikle kadınlarını geri bırakan toplum geride kalmaya mahkumdur sözleri beni her zaman çok fazla etkilemiştir. Ve de genelde diğer ülkelere baktığımızda gerçekten Türk kadınının 1934 yılından beri seçme ve seçilme hakkına sahip olması bu inanılmaz bir şey. Bunu yabancılarla paylaştığımızda inanamıyorlar. Çünkü çok yakından biliyorum bazı ülkelerin 1960'lardan sonra Avrupa'da bir de seçilme hakkına kavuştuğunu. Evet. Yine beslenme diyetetik olduğu için konu ve de sizin de belirttiğiniz gibi kadın liderliği teması doğrultusunda ben Profesör Doktor Ayşe Baysal'ı da anmadan burada geçemeyeceğim. Çünkü gerçekten kendinin hocalık, eğitmenlik, öğretmenlik, arkadaşlık, dostluk, liderlik inanılmaz boyutta bir kadın. Ve yine bir kadın Türkan Kutlay Merdoğul hocamız tarafından anılarının kaleme alındığı Sırbıçlı Beşiği okuduğumuzda serüveninin Konya Ermenek'ten bir köyden başlayarak Amerika'ya kadar uzandığını, doktora çalışması sonrası Hacettepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümüne geldiğini ve bizlerin de yollarımızın kesişmesinden inanılmaz keyif duyduğumuz bir lider kadın, inanılmaz bir kadın. Ve de ben açıkçası yeni öğrendim ve çok etkilendim. Kendisine mimoza çiçekleri iletmek istiyorum. Esasında zamanı çok fazla harcamak istemiyorum ama beni çok etkilediği için biraz bu çerçevede mimoza çiçeklerinden de söz etmek istiyorum. İtalya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok perişan ve çok umutsuz ve İtalya Kadın Birliği üyesi 3 kadın el ele vererek bir yaklaşım için sembol çiçek seçmeye karar veriyorlar. Umudu yansıtsın, neşe kaynağı olsun diye. Ve karanfil, anemon ve de mimoza çiçeğini düşünüyorlar. Ve en son mimoza çiçeğinde karar veriyorlar. Sapsarı renginin neşe saçtığını düşünüyorlar. Ve Mart'ta çiçek açtığı için Dünya Kadınlar Günü'ne de uygun olduğunu öngörüyorlar. Ve de mimoza ağacı ağaç haline gelinceye kadar fazla emek ve bakım gerektirmediği vurgulanıyor. Kendi kendine hızlı bir şekilde büyüyebilen,
bir ağaç ve kadınlar gibi kırılgan görünümünün altında güçlü karakter barındırdığı için ve de zor coğrafya koşullarında bile çiçek açabildiği için mimoza simgesel hale geliyor. Ve sadece sevgili, koca vesaire çocuklar değil, aynı zamanda kadınlar da birbirlerine bazı ülkelerde günümüzde mimoza sunuyorlar. Ben de bu mimozaları hem sizlere hem de Ayşe hocamıza iletmek istiyorum. Teşekkürler. Evet, şimdi sağlığın temel belirleyicilerini hepimiz biliyoruz esasında. Ve de bu doğrultuda optimal bir beslenme, optimal sağlık durumuna ve iyilik haline bizleri götürüyor. Ve de bu doğrultuda da yaşam döngüsü içerisinde özellikle kadın çok büyük önem taşıyor. Bu döngüde, yaşam döngüsünde esasında çocukluktan mı başlamalı, nereden başlamalı açıkçası karar vermek zor. Çünkü bu bir zincirin halkaları. Genelde başlangıç noktamız gebelik dönemi oluyor. Eğer gebelik döneminde yeterli dengeli beslenme söz konusu olmazsa, örneğin gebe kadın düşük bir doğum ağırlığı kazandığı takdirde biz o bebeğin düşük doğum ağırlıklı doğduğunu, mental gelişiminin ölümlerinin etkilendiğini ama gelecekte yetişkin olduğunda artacak olan kronik hastalık risklerinin olduğunu biliyoruz. Ve bu çocuk çocuklukta da bodur, adolesan döneminde bodur. Ve bütün işlevsel, yapısal bozuklukları içeren bir döngü içerisinde gebelik ve ardından yaşlılığa kadar erişiyor. O nedenle de yaşam döngüsünde beslenme birbiriyle bir zincir olarak yaşamımızı, sağlığımızı etkiliyor. Hepimizin bildiği gibi risk grupları, duyarlı gruplar dediğimiz gruplar var. Ve bu gruplar içerisinde doğurganlık çağındaki kadın, gebe kadın, emziren kadın, bebek çocuk, onun doğurduğu ergen kızlar ve yaşlılık dönemi büyük önem taşımakta. Çocukluktan itibaren ülkemize baktığımızda bodurluk, zayıflık, düşük kiloluk gibi çocukluk döneminde bazı sorunları halen görüyoruz. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması verileri düşmelerle birlikte halen örneğin bodurluk sorununun devam ettiğini bize gösteriyor. Demir eksikliği anemisi, iyot eksikliği hastalıkları, D vitamini eksikliği, folat eksikliği, çinko, A vitamini, B6, B12, magnezyum, şişmanlık ve bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar. Bunların hepsi bizim yaşam döngümüz içerisinde yüz yüze geldiğimiz sorunlar. Ve de menopoz dönemine geldiğimizde bu dönemde çok büyük sorunların kadın grubunda arttığını görüyoruz. Hatta erkeklerden daha ön plana çıkıyor. Kalp damar hastalıklarından depresyona, türlü kanserlere ve diyabet hastalığına kadar bir sürü sorunla karşı karşıya kalıyor kadın. Özellikle de gebelik döneminde, gebelik öncesinden başlayan bir süreci ele almamız gerekiyor. Ve de gebelik kadında, döneminde kadın kendi gereksinmesini karşılayacak, depolarını dengede tutacak, kendi sağlığını optimal düzeyde düzenlemesi gerekiyor. Fetüsü etkilediğini biliyoruz hem büyüme gelişme açısından ve fetüsün biraz önce de söylediğim gibi kronik hastalıklarının görülme riskinin önlenmesi açısından fevkalade önemli. Ve yine gebelik döneminde depolarını emzirmek adına da düzenlemek durumunda. İnanılmaz bir burada bir yaklaşım, bir programlanma söz konusu. Ve bu doğrultuda optimal beslenme dediğimizde anne sağlığını ve çocuk sağlığını gebelik öncesinden başlayarak ve de gelecek kuşaklara, yani sadece gebe kadının kendi çocuğu değil, çocuğunun çocuğuna kadar gidebilen boyutlarda günümüzde çalışmaların olduğunu biliyoruz. O nedenle bu olay bir yaşam döngüsü içerisinde süregelen bir süreç. Kadının gebelik döneminde beslenmesi, vücut ağırlık kazanımı, D
Ve vücut öncesi ağırlığı burada çok önemli. Yani gebeliğe şişman mı başlıyor, zayıf olarak başlıyor. Bu kavramlar çok önemli. Ve gebelik döneminde de ağırlık kazanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca gebelik diyabeti gibi, preeklamsi, eklamsi gibi sorunlar ya da vitamin ve minerallerin bireysel olarak sorun oluşturduğu bazı hastalıklarda bu doğrultuda önemli. Peki bebeğe baktığımızda bebekte neler görüyoruz? Bebekte düşük doğum ağırlığı en temel şeylerden, sorunlardan bir tanesi. 2500 gramın altında bebek doğumları. Erken doğumlar, özellikle 37 haftadan önceki doğumlar. Gebelik yaşına göre küçük olan bebekler, anne karnında intrauterin büyüme geriliği olan çocuklar. Bebek ölümlerinde artış ve yine tabii ki yetişkin dönem hastalıkları. İki tane önemli yakın dönemde yapılmış araştırmamız var. Biraz önce de Sayın Başkan sizin değindiğiniz gibi 2010 ve 2017 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmaları. Bu çalışmalara baktığımız zaman, bu çalışmalara baktığımız zaman şu şeyi birazcık çekmem gerekiyor. Özür diliyorum. Evet. Bu çalışmalara baktığımız zaman gerçekten kadınlarda fazla kilolu olma durumunun erkekle kıyasladığımızda şurada çok yüksek olduğunu görüyoruz. 2010'da %41 olan bu oran 2017'de %43'e yükselmiş durumda kiloluk açısından, şişmanlık açısından. Fazla kilo açısından baktığımızda da yine aynı şekilde 29 ya da 30 diyebiliriz açıkçası. Yine bunun aynı düzeylerde olduğunu görüyoruz. 7 yıllık süreçte çok fazla bir değişmenin olmadığını vurgulamamız gerekiyor. Ve de fazla kiloluluk açısından baktığımızda kadın grubuna özellikle en düşük olduğu dönemlerin 15-18 ki orada da obezite gerçekten fazla kilolu olma obezite bir sorun. Fazla kiloluluğun 19-30 yaş grubundaki kadının gebeliğini daha çok yaşadığı bir dönem olarak düşünebiliriz bunu. 31 yaşlardan sonra da tabii ki gebelikler söz konusu ve burada fazla kilolu olma durumları oldukça yüksek boyutlarda. Ve obezite olarak şişmanlık durumuna baktığımızda özellikle yaşla birlikte arttığını 51-64 yaş grubunda ve 31-50 yaş grubunda 2017 verilerine göre şişmanlığın çok yüksek olduğunu ne yapıyoruz burada görebiliyoruz. Hatta 19 yaşın üzerinde tüm kadınlara baktığımızda obezite açısından %43'lerde bir değere sahibiz. Gebelikte söylediğim gibi vücut ağırlığı kazanımı çok önemli. Ve de Dünya Sağlık Örgütü ve FAO grubu toplam gebelikte ağırlık kazanımını 13,6 kilogram olarak ortalama bir değer olarak veriyor. Ve bu doğrultuda Amerika değerlerine baktığımız zaman önerilere eğer Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisine göre sağlıklı normal bir vücut ağırlığında olan beden kütle indeksi normal olan bireylerde Amerika 11,5-16 kilogram arasında bir vücut ağırlığı kazanımını öngörüyor ve de ikinci ve üçüncü trimesterde haftalık ağırlık kazanımını 400 gram olarak belirliyor. Eğer bir kadın gebeliğe fazla kilolu olarak başladığı takdirde, yani beden kütle indeksi 25 ile 30 arasında olduğu takdirde ağırlık kazanımının daha düşük olma programlanması ve 7 ile 11,5 kilogram olması arzu ediliyor. Obez bireylerde ise vücut ağırlığı kazanımının 5 ila 9 kilo olması, yani haftada ikinci ve üçüncü trimesterden sonra yaklaşık olarak bir 220 gram kadar olması gerektiği vurgulanıyor. Tabii ki ikiz gebeliklerde durum biraz daha farklı. Eğer biz Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 2017'ye bakarsak, gebelik öncesi beden kütle indeksiyle trimesterler açısından baktığımızda, örneğin ilk 3 ay içerisinde
0.8 bir beden kütle indeksi değeri görüyoruz. Kabaca bir beden kütle indeksinin 3 ila 4 kilograma eş değer olduğunu düşündüğümüz takdirde 1-3 ayda gebe kadınlar Türkiye'de 3 kilogram civarında ağırlık kazanıyorlar. 4-6 ay içerisinde yine BKY'ye göre baktığımızda 6 kilogram ve de 7-9 ay sürecinde de yani orada 3 aylık dönemde de bir 12 kiloya kadar bir ağırlık artışıyla gebeliğin tamamlandığını görebiliyoruz. Ve bu doğrultuda baktığımızda gerçekten Amerika'nın da ağırlık alım, vücut ağırlık kazanımına bağlı olarak bir ağırlık kazanımı olduğunu görüyoruz. Ancak bir şeyi unutmamamız lazım. Obezite oranı fevkalade yüksek Türkiye'de. O nedenle de obezitenin üzerine gebelikteki alınan benden mi kaynaklandı anlayamadım. Çünkü bir şey ses geliyor ama görüntü dondu. Şu anda görüntü var mı? Görüntü var ama sizin görüntünüz dondu. Şimdi hemen hallediyoruz. Peki. Devam edeyim arzu ederseniz. Olur. Hocam, soruma olur. Devam edebilirsiniz. Sadece hani yansıda bir sorun yok şu anda. Siz devam edin buyurun. Peki. Teşekkür ediyorum. Demek ki ağırlık kazanımıyla ilgili çok fazla bir şey yaşamıyoruz. Ve de gebelik döneminde farklı kuruluşların önerileri var. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ile Türkiye önerileri, Türkiye beslenme rehberinde aynı. İlk dönemde 70 kilo kalori günde ve ikinci dönemde 260 kilo kalori, üçüncü trimesterde de 500 kilo kalori bir önerimiz söz konusu. Makro besin ögeleri bazında birkaç tane örnek vermeye çalışacağım. Örneğin gebelik döneminde şeker tüketiminin anne ve çocuk sağlığı üzerine etkileri doğrultusunda çok güzel bir yayın var. Nutrient dergisinde açıkçası ben çok severim. 2020 yılında yayınlanan hem anne sağlığında şişmanlıktan, gestasyonel diyabetten, hipertansiyon ve piramitre doğumlara kadar çocuk sağlığında da yine şişmanlıktan, atopik astımdan, hipertansiyona ve düşük doğum ağırlığına kadar etkilerinin olduğu vurgulanıyor. Yine glukoz metabolizması bozukluklarında özellikle de gebelik öncesinden bazılarını işaretledim. Yaş, fazla kilo ve şişmanlık ve düşük D vitamini düzeyinin anne, plasenta ve fetüs doğrultusunda baktığımızda fetüste hiperinsülinemi sorunu yol açtığını da görebiliyoruz. Yine özellikle mikrobiyota günümüzde biliyorsunuz çok önemli. Ve de mikrobiyotada yine çocukluk dönemine kadar anne karnından başlayan bir etkileşimden söz etmemiz gerekiyor. Anne karnında etkilenme, doğumla birlikte doğumun türüne bağlı olarak etkilenme, bebek, yeni doğan bebek, bebeklik dönemi ve çocukluk dönemine kadar giden bir etkilenme, yine gebeden bebeğe doğru giden bir etkilenme söz konusu. Ve de sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip olmak ya da sağlıksız bir mikrobiyotaya sahip olmak da yine çocukların hastalıkları açısından da büyük önem taşımakta. Çünkü fetüsün ve yeni doğanın bundan etkilendiğini görebiliyoruz. İyi bir bağırsak bakterisine sahip olduğumuzda, örneğin laktobasiller ve bifidobakteriler zengin o mikrobiyota içerisinde yer aldığında sağlıklı bir çocuğun sağlıklı bir yaşam sürdürmesi, aksi takdirde kötü bakteriler dediğimiz enterokokuslar gibi, kamilobakterler gibi bakteri türlerinin de hastalıklara, enfeksiyonlara, diyabete, atopilere neden olduğunu gösteren çok fazla yayın olduğunu belirtmek isterim. Yine
bağırsakta mikrobiyotada çeşitlilik açısından da sağlıklı bir mikrobiyotada sayının arttığını ama sağlıksız olan bir mikrobiyotada ise azaldığını belirtmekte yarar var. Bu bize bir yerde hem gebelik hem de daha sonraki yaşamda sağlığın korunmasında tek başına bireye özgü artık yaklaşımların da çok yeterli olmadığının bir göstergesi oluyor. Burada yine anne doğrultusunda baktığımızda örneğin bir sezaryen doğumla bir vajinal doğum arasında çocuğun sağlığını etkileyici etmenler açısından, mikrobiyota açısından çok önemli farklılıklar var. Yine bu doğrultuda hep bizim söylediğimiz 6 ay tek başına anne sütü, 2 yaşına kadar emzirmenin sürdürülmesi ve de 6 aydan sonra uygun, kaliteli ve kantitede tamamlayıcı besinlerin verilmesi bu doğrultuda yine bakterilerin çeşitliliği açısından örneğin baktığımızda emzirme vesaire büyük bir önem taşımakta. Yağlardan biraz söz edeceğim. Yağlar vücuda biliyoruz enerji sağlıyor. Vitaminlerin, yağda eriyen vitaminlerin taşınması için gerekli. Ve diyetle alınan enerjinin %20-35'inin yağlardan gelmesi zaten hem EFSA tarafından hem de bizim TÜBER, Türkiye Beslenme Rehberi tarafından önerilmekte. Ancak tabii ki tüketilen yağların türü bu doğrultuda önemli. Gördüğünüz gibi şeker alımında özellikle enerjinin %10'dan az olmasını arzu ediyoruz. Zaten gebelik döneminde de gördük, şeker tüketiminin de çok büyük etkileri var. Doymuş yağın da mümkün olduğu kadar az tüketilmesi gerekmekte. Ancak burada özellikle ben biraz çoklu doymamış yağ asitlerinden söz etmek, özellikle de omega 3 yağ asitlerini biraz vurgulamak istiyorum. Bu doğrultuda yapılan yine çalışmalar bize gösteriyor ki yağlar içerisinde uzun zincirli yağ asitlerinden özellikle omega 3, tekli doymamış yağ asitleri özellikle bizim zeytinyağı olarak tanımladığımız ve kısa zincirli yağ asitleri metabolik süreçte sağlıklı bir yaklaşımı bize sunuyor. Ve hastalıkların önlenmesinde, inflamasyonun önlenmesinde çok önemli etkileri oluyor. Ama diğer şekilde çoklu doymamış yağ asitlerinde örneğin araşidonik asit gibi ya da trans yağ asitleri gibi yağ asitleri de metabolik süreçte bozulmalara neden olarak hastalıklara, kronik hastalıklara, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklara neden olabiliyor. Hep medyada da görüyoruz, bitkisel omega 3 yağ asitlerinden sürekli söz ediliyor. Yani alfa linolenik asitten. Ancak omega 3'lerin özellikle deniz ürünlerinden sağlanması ve bizim EPA ve DHA diye tanımladığımız yağ asitlerinin alınması fevkalade önemli. Alfa linolenik asit, keten tohumu, ceviz, semizotu vesaire bu ürünler. Hatta işlerinde çok fazla olarak lanse ediliyor ama çok da açıkçası doğru değil o veriler. Bizim daha çok yağlı balıkları tercih ederek omega 3 almamız, gebe kadının bunu vücuduna alması büyük önem taşımakta. Çünkü bu alfa linoleik asitin omega 3'lere dönüşmesinde yaşa, cinsiyete, hormonlara, genetik etmenlere bağlı etkilenmeler söz konusu oluyor ve bu dönüşüm ancak %1 ile 10 arasında oluyor. O nedenle haftada 1-2 kez bir balık tüketimi tüm bireyler için büyük önem taşımakta. Çünkü omega 3'lerin anne sağlığı üzerinde etkileri var. Çünkü annede özellikle DHA'yı, dokozaheksaenoik asiti artırması ve bunun anne sütünde de artması emziren kadında. Yine bebeklerde fötal beyin gelişimi, retinanın oluşumu, görüş keskinliğinin bebeklerde sağlanması, bilişsel performans, yine çocuk ve yetişkinlerde özellikle
kardiyometabolik risklerin azaltılması, yine yetişkinlerde göz sağlığı, maküler dejenerasyonun vesaire azalması açısından önemli. Aksi takdirde düşük düzeyler maalesef demans, depresyon, yaşa bağlı gözde, yaşlarda, maküler dejenerasyonda artışlara neden olabiliyor. Bir çalışmada preterm doğumlar incelenmiş ve balık tüketimi bir porsiyonun üzerinde olan gebe kadınlarda 37 haftadan önce doğumların %27,5 oranında olduğunu bulmuşlar. Ama balık tüketimi düşük olan ya da olmayanlarda bu %45'lere çıkabiliyor. Yine yapılan çalışmalar var. Annenin özellikle N3 ve N6 yağ asitleri, N6 yağların diyette azaltılması gerekiyor. Bunu irdelemişler gebelikte ve daha sonra görüyorlar ki çocuk çok da büyük bir esasla bu prospektif bir çalışma. Çocuklarda 4-6 yaşlarda vücut bileşimi değişiyor ve yağlanma, adipozitede bir artış oluyor. O nedenle anne diyetinde çoklu doymamış yağ asidi alımının, özellikle bu ayçiçeği vesaire tarzı yağların azaltılması ama N3 yağ asitlerine yer verilmesi irdeleniyor. Yine bir başka çalışmada aynı veriler söz konusu ve çocukta 6. yaşta beden kütle indeksi ve vücut yağ miktarında artış ve böyle bir ilinti belirlenmiş. Ancak görsel gelişme ve bilişsel gelişmeyle ilgili yine yapılan bir meta analiz çalışmasında yöntemlerde sıkıntılar olduğu için bir ilişki burada belirleyememişler. Yani bilişsel ve görsel gelişmeyi destekleyici ya da reddedici bir kanıt burada sağlayamamışlar. Baktığımız zaman EFSA'nın 250 mg EPA ve DHA önerdiğini görüyoruz. Ve de bir de gebe ve emziren kadınlarda ek olarak 250'ye 100 ve 200 mg bir DHA'nın eklenmesi öneriliyor. Genelde bütün yaklaşımlar aynı doğrultuda. FAO ve WHO önerileri de aynı şekilde yer alıyor. Ve de WHO'et önemli bir kuruluştur. Özellikle omega 3 alımı önerileriyle ilgili bir kuruluş. Yine burada da aynı şekilde gebelikte ve emziren kadınlarda 300 mg bir EPA DHA alımı, buna ek olarak da bir 200 mg yine DHA alımı önerilmekte. Bizim TÜBER'de de gördüğünüz gibi yine 250 mg bir alım öneriliyor. 2017 verilerine baktığımız zaman 200 mg civarında olduğunu görüyoruz genel popülasyon bazında değerlendirdiğimizde. Yine bizim Türkiye'ye özgü beslenme rehberimizde 11 yaşın üzerinde haftada 2 porsiyon balık tüketimi ve bu balığın da bir porsiyonun 150 gram olduğu ya da ince bir dilimse bir el büyüklüğünde, eğer kalın bir dilimse de el avuç içi büyüklüğünde olması önerilmekte. Omega 3 kaynağı bu balıklara baktığımızda ki zaten ne dedik biraz önce, haftada 2 porsiyon, diyelim ki 2-3 porsiyon tükettiniz, 2 bile olsa, örneğin bir hamsi türü bir balıkta 100 gramı size 2055 mg veriyor. Özellikle hamsi gibi yağlı somon, lüfer, alabalık, levrek gibi balıklar bu doğrultuda iyi bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Ama ALA açısından, yani omega 3'lerin bitkisel kaynağı açısından baktığımızda, örneğin 100 gram bir keten tohumu tüketmeniz zaten mümkün değil. 100 gramı size 53 mg bir yağ asidi bu doğrultuda sağlamakta. Yapılan bir çalışmada Türkiye verisi de olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Yüzde EPA ve DHA yağ asitlerinin eritrosit eşdeğerlerine bakıldığında koyu renkli olan kırmızı renkliler %4'ün altında olanlar ve Türkiye'de bu doğrultuda bir yerde üç tarafı denizlerle çevrili büyüklü olmasına rağmen balık tüketimimizin düşük olduğunu söylememiz gerekiyor. Yine yapılan önemli bir benim açımdan çalışma var. Avrupa'da bebek, çocuk, adolesan, gebe, emziren kadınları
irdeliyorlar. Ve gebe kadınlarda öneriler şurada yukarıda yer alıyor ama ancak %33'ü yeterli düzeyde omega 3'ü vücuduna alıyor. Emzirenlerde bu %50 oranında. 6 aydan 3 yaşına kadar çocukların hiçbiri yeterli düzeyde, yani yeterlik söz konusu değil. Yaşlı bireylerde de %50'si yeterli. Tüm toplum bazında bakıldığında ise %26'sı yeterli omega 3 alıyor. Demek ki geriye kalan %74'ü yetersiz almakta. Ve de gebelik döneminde önemini vurguladım. Özellikle bilişsel, görsel, sözel yetenekleri geliştirmesi, nöral korteks dokularında ve retinada birikmesi doğrultusunda büyük önem taşımakta. Ve de kadın erkek yetişim bazında baktığımızda yine bir yayında özellikle omega 3'leri bir yıl süreyle 1 gram civarında tüketimi söz konusu olduğunda kardiyak ölümlerde, ani ölümlerde ve miyokard enfarktüslerde azalmanın olduğu da vurgulanmakta. Vitamin ve mineralleri ele alacak olursam eğer, yine gebelik öncesinden döllenme ve gebelik dönemi sürecinde de devam eden bazı vitamin ve minerallerin önemleri var. Yani gebelik öncesinden başlayan bir alım, yeterli ve miktarlarda alım burada çok önemli. Ve de tabii ki annenin aynı zamanda gebe kadının, emziren kadının gereksinmesi de artıyor. Ve fetüsün de sağlıklı büyümesi bu doğrultuda gerekiyor. Aksi takdirde kadında yine bir sürü vitamin mineral eksiklikleri de düşüklere, ölü doğumlara, doğumsal anomalilere, preeklampsi gibi, gestasyonel diyabet gibi ya da vitamin ve minerallerin kendi özgün yetersizlikleri gibi sorunlara neden olmakta. Türkiye özgü beslenme rehberine baktığımız zaman esasında yetişkin bir kadınla gebe kadının gereksinmeleri arasında bazılarında çok farklılıklar söz konusu değil. Örneğin A vitamini ve C vitamininde, B grubu vitaminlerde, özellikle folik asitte. Çünkü gebe olmayan bir kadının 400 mikrogram gereksinmesi varken bu gebe kadında 600 mikrogram olması gerekiyor. Genelde eğer 200 işte diyelim ki besinlerden sağlanıyorsa geri kalan 400'ünde bir destek olarak, folat desteği olarak verilmesi öngörülüyor. Burada sadece bir şeyi vurgulamam lazım. Özellikle günümüzde artık folik asit, demir, D vitamini vesaire geriye tek başına vitamin mineral gebelikte destekleri değil, multivitamin mineral destekleri ama RDA düzeyinde alınması, yani günlük önerilen miktarlarda alınması önerilmekte. Eğer farklı bir multivitamin kullanımında A vitamini içeriği gebe kadın için çok önemli. Aşırı alımların bazı doğumsal anomalilere neden olduğunu unutmamamız gerekiyor. A vitamini yağda veren bir vitamin olarak bu doğrultu da önemli. İyodun normal kadın 150 mikrogram alması gerekirken gebelikte bunun 200 olması bu doğrultu da önemli. Burada şu şey ekranı kapatıyor, sizler de kapatıyor mu bilmiyorum ama benim ekranımı görürken özellikle bakın burada sadece anne değil baba da önemli. Yani annede yumurta kalitesi vesaire derken, döllenme derken babada da sperm kalitesi özellikle daha konsepsiyon olmadan beslenmenin vitamin ve mineraller açısından sağlıklı olması önemli. Özellikle A, D, E, K vitaminleri, folik asit, B12, B6, C vitamini, demir, çinko, iyot, bakır, selenyum en dikkati çekenler. Çünkü gördüğünüz gibi burada epigenetik etkilerinden söz ediyoruz. Damarlaşmada, hormonların üretiminde, nörolojik gelişimde, organların oluşumunda bütün bunların ayrı ayrı, bakın embriyo döneminde ya da fetüs döneminde ayrı ayrı etkileri var. Ve de bütün bu vitamin ve mineraller biraz önce de saydığım bütün sorunlarda, ölümlerde ya da bozulmuş mental gelişimde, enfeksiyonların görülmesinde,
yaşlılık döneminde kadında özellikle osteoporozun görülmesinde büyük önem taşımakta. Ve de annenin yetersiz beslenmesiyle aşırı beslenmesi. Aşırı alımda özellikle yağlarla ilgili, karbonhidratlarla ilgili çok fazla hayvan çalışmaları var gebelerde. İnsan çalışmaları daha sınırlı. Yine yetersiz alım olduğunda proteinde, karbonhidratta, makro besinlerinde, vitamin ve minerallerinde biz yine endokrin ve metabolik bozuklukları, plasentada büyüme bozukluğunu, fetal büyüme ve gelişme bozukluğunu, fetal programlamada sorunları ve yine kuşaklar arası etkileri görebiliyoruz. Ve de yine özellikle üç tane aşama diyeyim ya da üç madde çok önemli. Hormonal değişiklikler, epigenetik gen regülasyonu ve fetal büyümenin etkilenmesi, büyümenin ve gelişmesinin etkilenmesi. Ne oluyor bunlar üçü bir arada olduğunda? Her birinde tabii diyelim ki farklı besin ögelerinin etkileri var ama böbrek işlevlerinde ve kardiyovasküler işlevlerde sorun olduğunda hipertansiyonun ve kardiyometabolik risklerin oluştuğunu görüyoruz. Pankreasta ve vücut bileşiminin etkilendiğini görüyoruz. Yağsız vücut dokusu azalıyor. İnsüline rezistans ve beta hücre disfonksiyonu ortaya çıkıyor. Yine aynı şekilde pulmoner işlevlerde de azalmaların olduğunu görebiliyoruz. Bu doğrultuda zaten elimizde kanıta dayalı veriler oldukça fazla. Demir eksikliği bütün toplumda önemli bir sorun. Tabii ki gebelerde de annede hem anemi yaşama hem ölümlere neden olması, fetal ölümlere neden olması, düşük doğum ağırlıklı bebek riski ve de düşünün gebe kadın eğer anemikse ağır metal zehirlenmelerine çok daha duyarlı hale gelebiliyor. Bu açıdan da büyük önem var. Bebek ve çocuklara baktığımızda büyümede gerilik, motor gelişme ve koordinasyonda bozulma. Bakın IQ 5 ila 10 puan arasında azalabiliyor. Dil gelişimi etkileniyor. Çocuğun güven duygusu etkileniyor. Arkadaş gruplarının içerisine katılamıyor. Ve fiziksel aktivitesi azalıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün gebelerde tüm koşullarda tüm gebelere demir ve folik asit olarak önerisi var. Günde bir kez alınmasını öneriyor ve güçlü bir kanıt olarak da bunu soruyor. Ama her kadın bazen rahatsızlıklar hissettiği için alamadığında da haftada bir kez diyor. Eğer anemik değilse gebe kadın demiri ve folik asidi bir miktar daha yüksek olan miktarlarda tek bir alımı öngörüyor. Bizim ülkemizde de bebeklere 2004 yılından beri demir desteği veriliyor. Ücretsiz bir dağıtımla yapılıyor. Dördüncü aydan itibaren 10 miligram günde demir desteği veriliyor. 2005 yılından itibaren de gebe kadınlara ikinci trimesterden itibaren demir desteği sağlanmakta. Ancak demir desteği programı başlandıktan sonra yapılan bir çalışmada, Sağlık Bakanlığımız tarafından bizlerin de katıldığı bir çalışmada %8 olarak düştüğü bulundu. Ancak daha sonra yine Sağlık Bakanlığı'nın Gazi Üniversitesi ile yaptığı bir çalışmada ferritin düzeyinin 10 nanogramın altında olduğu vakalar %29, 12'nin altında annelerde vakalar ise %44 olarak bayağı yüksek bir değer olduğunu görüyoruz. Yine eğer Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması 2017'ye bakarsak eğer gebe kadınlarda hemoglobin düzeyinin 11 gramın altında olduğu vakalar %23 ve de ferritin düzeyine göre 14 nanogramın altındakiler %50 gibi bir oranda. Bu kadar çabalar, programlar olmasına rağmen maalesef sorun devam ediyor. D vitamini günümüzde en adı geçen, COVID sürecinde de biliyorsunuz bağışıklıkla ilintileri kurulan, kanıta dayalı verilerimiz çok fazla.
Önceden sadece biz kemik sağlığı, diş sağlığı derken şu anda bütün enfeksiyon, akciğer hastalıkları, diyabet gibi, kanserler gibi birçok sorunda D vitamini eksikliği karşımıza çıkıyor. Ve burada da yine tabii ki çevresel etkilerle birlikte gebelik döneminde düşük D vitamininin olması DNA metilasyonuna, histon modifikasyonuna ve tabii ki genetik etkiler de var. Kuşaklar arası genetik etkiler burada vurgulanıyor. Anne karnında bir programlama, bebekte bir sürü sorunlar, çocukta bir sürü sorun tip 1 diyabete kadar, yetişkinlerde, yaşlılarda, hatta gebe kadında da yine gestasyonel diyabetin ortaya çıktığını, yani bir genetik yönden bir sorunun, epigenetik bir modifikasyonun olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet, benim yine sevdiğim şekillerden bir tanesi yaşam sürecinde düşük D vitamini alımı fevkalade önemli. Yine ülkemizde D vitamini destek programımız var. İlk bebek doğduktan sonra ilk haftadan itibaren bebeğe destek veriliyor ve gene ücretsiz bir destek bu. 400 ünite bir D vitamini desteği. Bu destek sonrasında bakıldığında halen maalesef ki eğer 30'u normal değer diye alırsanız 30'un altındaki değerlerin çocuklarda fevkalade eksikliğin yüksek olduğunu, yine annede inanılmaz yüksek bir değer olduğunu görüyoruz. Zaten burada annelerde yetersizlik çok yüksek oranda olduğu için ne oldu? Bir program başladı 2011 yılında. Ve gebeliğin 12. haftasından itibaren 1200 ünite gebe kadınlara yine ücretsiz olarak D vitamini veriliyor. Ama acaba uygulanıyor mu? Benim bir bilim uzmanlığı öğrencimin yaptığı 60 tane anne ve de doğum sırasında kan alındı ve yeni doğanda da kort kanından kan şey yapılarak alınarak D vitamini düzeyine bakıldı. Ve de destek alan 60 kişide sadece %33'ü. Halbuki bir program var ülkemizde. Ve de doğum ağırlığı falan etkileri tabii ki burada da söz konusu. D vitamini almayanların %6,8'i ancak normalin üzerinde değere sahip çıktı. D vitamini alanlarda ise yine %18 ancak 30 nanogramın üzerine çıkabildi. Ve de bebeklerinde ise durum biraz daha D vitamini alan annelerin bebeklerinde %22,7, almayanlarda %9,1. Bu da bize gerçekten sorunu, program var ama çok iyi uygulanmadığını ne yapıyor gösteriyor. Peki gebe kadınlarda TBSA 2017 verileri ne diyor? 30'un altında %95 diyor. 30'un üzerinde sadece %4,9'u toplumun D vitamini düzeyi normal düzeyde gebe kadınlarda. Folik asit de önemli. Çünkü kesin olan etkileri var, olası etkileri var. Anemiyi, kansızlığı önlüyor, megaloblastik anemiyi. Nöral tüp defeklerini önlüyor. Ayrıca tabii ki olası etkilerde çocuklarda malformasyon gelişimini önlüyor. Ama folik asit için risk ve yarar da bizim Türkçe'de de geçen iki ucu keskin bıçak anlamında bir sözcük var. Aşırı alım da çok önerilen bir şey değil. Sadece ve sadece eğer kardiyovasküler hastalık riskleriniz varsa folik asiti yüksek düzeyde almak ama burada da örneğin bir kolonoskopi sonrasında yapılması önerilebiliyor. Burada da yine erkek ve kadın ve de daha döllenme öncesinden başlayarak, bakın 3,5 aya kadar uzatıyor. Ama en azından bir 2-3 ay öncesinden folik asit açısından planlı bir gebeliğin olması hem erkek hem kadın da sperm ve yumurta
oluşumu ve döllenme bazında önemli. Çünkü folik asitin bir özelliği var. Önceden başlamak zorundasınız. Çünkü gebeliğin 3. haftasıyla 4. haftası arasında zaten belirli şeyler ortaya çıkmış oluyor. Daha belki kadın gebe olduğunun bile farkında değil. O nedenle folik asit, gebelik öncesinden alımı ve planlı gebelikler, umarım o düzeye geliriz, bilinçleniriz. 400 mikrogram ayrıca diyete ek olarak bir destek öneriliyor. Nöral tüp defekti öyküsü olan kadınlarda daha yüksek miktarda 4-5 miligram verilmesi öngörülüyor. Ve folat B12 düzeylerine de baktığımız zaman yetersizlikler çok fazla düzeyde kan bazında bakıldığında görülmüyor. İyot eksikliği, bu benim sevdiğim bir şey. Çünkü Piero della Francesca 1400'lü yıllarda resmediyor. Bakın gebe kadın ve guatırı var. Yine bebeği doğmuş guatırlı ve çocukta da görüntü olarak biraz kreten yaklaşımı görüntüsü olan bir bebek. Zaten yazar da daha sonra sorun yaşıyor iyot açısından. Fetüste düşüklere erken doğma, konjenital anomalilere, prenatal ölümlere, kretenizme neden oluyor. Yeni doğanda tabii ki bir hipotiroidi gözlemleyebiliyoruz. Kreten bebekleri görebiliyoruz. Bebek ölümleri artıyor. Tabii ki ileri yaşlarda bir guatr şekline dönüşüyor. Ama okul çağında okul başarısı, büyümede gerilikleri görüyoruz. Ve IQ'da yapılan çalışmalar 13,5 puan düşürdüğünü bize gösteriyor. Ve beyin gelişimi daha döllenmenin 3. gününden itibaren gördüğünüz gibi yine iyot doğum öncesinden yeterli olması gereken minerallerden bir tanesi. Ve 3 haftanın sürecinde beyindeki gelişimi görüyorsunuz. Ve iyot içeren bir beyni şu üstte ve altta da iyotu yetersiz olan bir beyin gelişimi. Çok güzel görüntülenmiş. Ne diyoruz? Sadece iyotlu tuz kullanın diyoruz. Ama tuz tüketiminizi de 5 gramın altına düşürün lütfen diyoruz. Ama maalesef medyada kaya tuzu, Himalaya tuzu gibi yemek programları hepsi kaya tuzu kullanıyor. Hepsi Himalaya tuzu kullanıyor. Maalesef bu sorunu yaşıyoruz. Trabzon'da yapılan bir çalışmada birinci trimesterden 3'e doğru idrarla medyan iyot atımının düştüğünü görüyoruz ki atım zaten yeterli düzeyde bile değil. O nedenle önerisi yazarların iyotlu tuz ve iyot desteği verilmeli diyorlar. İstanbul'da yapılan bir çalışmada birinci trimesterden itibaren hepsi çok düşük. İyotlu tuzu kullanma oranı %70 insanlarda. Ve şöyle bir sonuca varmış yazarlar. İyotlu tuzla iyot alımı yeterli değil diyorlar. Yine benim bir bilim uzmanlığı öğrencimin yaptığı bir çalışma var. Yine gebelerde son dönemde idrar alındı. Aynı zamanda da yeni doğandan da ya bezinden enjektörle ya da bir torba yardımıyla alınarak analizler yapıldı. Ve de gebelerde çocuklar dahil bütün yaş gruplarında 100'ün üzerinde medyan iyot atımının olması gerekiyor. Gebelerde ise 150'nin üzerinde olması gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi iyotlu tuz kullananlarda en azından belirli bir düzeye gelmişiz. Ancak iyotsuz kullananlarda 150 mikrogramın altında atımı olanlar %94 ve çocuklarda da eğer iyotlu tuzsa %84, iyotsuzsa bakın 6,3'ü 100 ile 200 arasında bir değere sahip. Ama iyotsuz tuz tüketiyorsa anne, çocuğu da %94'ünde idrarlı atım yetersiz düzeyde. Medyan atımları görüyoruz iyotlu tuzla iyotsuz arasında ve bebeklerde bu denli farklılıklar var. İstatistiksel yönden önemli. Ayrıca doğum ağırlığının, boy uzunluğunun, baş çevresinin etkilendiğini de atım düzeyine göre vücut ağırlığında, doğumdaki vücut ağırlığında farklılıkları da çok rahat olarak burada görebiliyoruz. Yine tüme baktığımızda kullanan ve kullanmayanlar açısından
her bir antropometrik değerlendirme önemlilik taşıyor yeni doğan bebekte. Bu programlarımızın olduğunu zaten teker teker söyledim ama uyum, uyulma, destek verme bu doğrultuda önemli. Sonuç olarak şöyle toparlamak istiyorum izninizle. Yaşam sürecinde beslenme, daha döllenme öncesinden başlayan, fetüsün etkilendiğini bir sürü şeyle gördük ve de yaşlara kadar giden süreçte bir etkilenme söz konusu. O zaman ne yapacağız? Besin çeşitliliğine dayalı olarak besleneceğiz. Sağlıklı bir mikrobiyota sağlamak adına da bu çok önemli. 5 besin grubu üzerinden sebze ve meyveleri ayrı olarak değerlendiriyoruz ve besin çeşitliliğine önem vermemiz gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye Beslenme Rehberi bu doğrultuda bize çok güzel yol gösteriyor. Şimdi 2017 verileri doğrultusunda güncelleme çalışmaları da başlayacak ve de yeni bir rehbere kavuşacağız. Burada çocukların, yetişkin kadının, gebenin, emzirenin bu 5 besin grubunda ne miktarlarda tüketmesi gerektiğini halka beslenme okur yazarlığı öğretmek adına mutlak surette aktarılması gerekiyor. Tabii ki burada diyetisyenlere çok büyük görevler düşüyor. Sorunların önlenmesinde diyeti rehberler doğrultusunda düzeltme, besin zenginleştirmeye önem verme, hatta sütlere keşke ülkemizde D vitamini katılabilse, besin desteği ve temel sağlık hizmetlerini güçlendirme bu doğrultuda önemli. Tabii ki kadının güçlenmesi, kadının eğitimi, kadının iş gücüne katılımı, çalışma yaşamına katılımı, sosyal güvence, besin güvencesi ve besin güvenliği olanaklarının sürecinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi de çok önemli. Ve ben sizlere teşekkür ederken kadın sağlığının geliştirilmesi dünyanın geliştirilmesidir diyerek sözlerime son vermek istiyorum. Süreyi aşmadığımı düşünüyorum baktığım takdirde ama sorular açısından çok emin değilim Sayın Yücecan. Buyurun. Evet. Yürekten alkışlıyorum. Olağanüstü güzel bir konferanstı. Son derece çok teşekkür ederim. Umarım bir beyin fırtınası yaratmıştır. Şimdi sorularımıza ve katkılarımıza bakalım. Fakat gerçekten çok teşekkür ediyorum. Soruları almadan önce benim bir sorum var. Bu fevkalade önemli. Aslında vurguladınız siz ama bu EDA düzeylerinde alımın fevkalade önemli olduğunu. Şimdi COVID sırasında ben yakınlarımdan da biliyorum 1000 miligram yani 1 gram C vitamini alanlar var. Bu bağışıklık sistemini güçlendirmek nedeniyle. Belki hani biraz da onun üzerinde durmak lazım. Bu D vitamini yetersizlikleri de %81, %95 inanılmaz rakamlar. Yani gerçekten durum bir de kıyaslayarak verildiğinde 2010 ve 2017 verileri çok daha çarpıcı da oldu. Onun için bir onu vurgular mısınız? Sonra da ben soruları alayım. Şu anda bizim ülkemizde 2013 yılında 2007'de çalışmaları başladı. 2013'te tamamlandı ve yayınlandı. Vitamin ve minerallere hatta bitkisel desteklere yönelik olarak bir tebliğ var. Ve bu tebliğde de uluslararası yaklaşım doğrultusunda, çünkü Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve de FAO Codex Alimentarius doğrultusunda RDA'nın %15'ini içermesi en alt düzey olarak, minimum düzey olarak önerilmekte. Maksimum değer ülkelere göre belirlenmesi istenmekte. Bu da zaten direktifte belirli vitamin ve mineraller için belirlenmiş durumda. Ve C vitamini için de yine yanlış anımsamıyorsam gerçekten 1000 miligram. Yani eğer böyle internet üzerinden farklı ürünler vesaire satın alınmıyorsa eğer
tebliğe uygun olarak vitamin ve minerallerin içeriğinin olduğunu biliyoruz. Ancak C vitamininde yapılan çalışmalarda tabii ki çok yüksek dozlarda, mesela 2000 miligram alanlar, özellikle ağır egzersiz yapıyorsanız, terliyorsanız, terle de kaybettiğiniz için örneğin böbrekte ürat taşları vesaire oluşum riskleri söz konusu. Ama 1000 miligram yanlış hatırlamıyorsam tebliğimizde maksimum limit olarak. Çünkü maksimum limitin üzerinde de bir üst limit var. Üst limitte besin desteği, besin ayrıca zenginleştirmeden gelen bütününün toplamının üst limiti geçmemesi gerekiyor. O nedenle maksimum düzeyi geçmiyorsa bir sorun söz konusu değil. Tamam. D vitamini gerçekten çok önemli ve ben orada hakikaten güneşin bol olduğu böyle evet. bir ülkede acı bir olay. Ama ben bunu bir şeyle de paylaştığımda ben açıkçası biraz acaba diyorum. Bir polimorfizm ki öyle olduğu da Türkiye'den çıkan bir yayında özellikle vitamin D reseptörüyle ilgili bir sorun sanki var gibi karşımıza çıkıyor. Hakikaten dünyada da sorun, bizde de sorun. Yalnız D vitamini şöyle bir şeysi var. Destek aldığınızda bir A vitamini ya da şey gibi değil, yağda eriyen bir vitamin olmasına rağmen 4000 internasyonel üniteye kadar bir maksimum düzeyi var. Daha doğrusu üst limit diyeyim. 4000 internasyonel ünite, yani 100 mikrogram. Hatta bir çalışma var. 10.000'e kadar da bir sorun olmadığı orada vurgulanıyor. Yani maalesef D vitamini böyle bir sorun. Evet. İnanılmazdı gerçekten. Çok fazla sayıda tebrik ve teşekkür var. Yani Gülden Hocam'a okul sıralarından sonra tekrar dinlemek çok iyi geldi. Güzel sunumlarınız için evet, çok teşekkür ederiz diye. Çok teşekkür ediyorum. Çok fazla var. Ezgi Kıraç sormuş teşekkür ederek. Omega 3 takviyesini günlük balık yağı kapsülüyle takviye almayı öneriyor musunuz diye öyle bir soru var. Evet. Hemen yanıtlayalım. Ben açıkçası omega 3'ü direkt EPA ve DHA olarak alınmasının daha şey olacağını düşünüyorum. Çünkü balık yağında A vitamini ayrıca D vitamini de var. Onun üzerine A vitamini de biraz önce de vurguladım. Onun toksik etkileri daha fazla gözlemlenebiliyor. O açıdan dikkatli olmakta yarar var eğer balık yağı kullanılıyorsa. Evet. Yine harika bir sunumdu, güzel anlatımınız için çok teşekkür ederiz diyen Şükran Kale öyle yazmış. Çok fazla sayıda var. Ezgi Ekinoğlu'nun bir sorusu var. Sayın hocam, kersetin, kurkumin gibi son dönemde popülaritesi artmış gıda takviyeleriyle ilgili düşünceniz nedir? Şimdi onların da şöyle bir şey söyleyeyim. Keşke onu böyle sorular geleceğini düşünerek şeyini verseydim ama Tarım Orman Bakanlığı'nda özellikle bu bitkisel desteklerle ilintili olarak bir şey var. Limitlerin belirlendiği bir sayfaya erişebiliyorsunuz. Kurkuminin biliyoruz çok fazla da yayın var. Ama gelişi güzel, özellikle kişiler ilaç kullanıyorsa biliyorsunuz belirli yaş grubu çok fazla ilaç kullanıyor ve herkeste de herkes kullanıyor diye bir kullanma yaklaşımı söz konusu oluyor. Bunlardan sakınmak, mutlak surette açıkçası ben bu tür desteklerde ilaç kullanıyorsa, hatta biliyorsunuz bizim tebliğde kişi hamile ise ilaç kullanıyorsa doktor önerisi olmadan alınmaması orada vurgulanır. O nedenle de kurkuminde vesaire de böyle rutin her gün belirli bir şekilde kullanma belki bir süre kullanılıp bırakılabilir açıkçası değil mi? Diye evet. düşünüyorum ben. Evet, bir soru daha var. Selcan Duvar sormuş. Aslında bunu söylediniz ama belki vurgulamakta yarar var. Vitamin supplementleri kullanımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ediyoruz demiş.
tekrar. Acaba o konuda da evet. sizin olağanüstü görüşleriniz bizim için çok önemli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Esasında benim güzel böyle bir kullandığım şey vardır, bir PowerPoint. Besinler ve ortasında da destek. Tabii ki bir diyetisyen olarak yeterli ve dengeli beslenme ve besin çeşitliliği besinlerle sağlanması. Bu 2 kere 2, 4. Başka türlü bir şey söylemek zor ancak. Açıkçası 2007 yılında işte bu tebliğ çalışmalarıyla birlikte ben de biraz şeyin içine girdikten sonra yayınları okuma, kanıta dayalı veriler vesaire belirli şeylerde kullanılabilir. Kesinlikle hayır diye bir şey söz konusu değil. Dönem dönem kullanılmasının gerektiğine inanıyorum. Tabii ki içindeki miktarlara çok dikkat aynen, etmek lazım. Aynen. Özellikle biz diyetisyenlerin de topluma ya da bize danışan bireylere bu maksimum değer vesaire bunları belirtmemiz, etiket okuma alışkanlığı edinilmesi ve de mutlak surette orada izin şeyini görmek gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz internet üzerinden satışlar, evet. Diğer türlü satışlar çok yaygın olduğu için, yani maksimum düzey olduğu için üst limite gelmemek adına, hatta belirli örneğin ürünler için komisyon literatür taraması yaptıktan sonra etiket üzerine özel şey koydurtturabiliyor. Örneğin 3 haftadan fazla kullanılmamalı vesaire gibi bazı destekler için. Evet. Yani her zaman olduğu gibi bilinçli tüketim. Aynen, aynen. Yani sizin şeyinizde yer aldığı gibi bilimin bilimin ışığında davranmak lazım. Aynen. Evet, gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok fazla teşekkür var. Çok fazla mutluluk ifadeleri var sizi tekrar gördükleri için. Eski öğrencilerimizden, şu andaki meslektaşlarımızdan. Onun için yürek dolusu teşekkür ediyorum. Bir soru daha var herhalde. Evet, Selcan Duvar diyor ki şu an bir diyetisyenin yanında staj yapıyorum. Ancak vitamin, mineral, besin çeşitliliği konusunda çok dikkat edildiğini düşünmüyorum. Sadece sebze yemeğe yazılıp geçiliyor mesela. Bu konuda neler düşünüyorsunuz diyor. Evet. Yani soruyu soran arkadaşımın düşüncelerini paylaşıyorum. Çünkü bilinçli olarak bu soruyu sorduğunu düşünüyorum. Aynı dili konuşmak ve hep söylüyorum rehberler çok önemli. Ve gerçekten TÜBER, bizim Türkiye Özgü Beslenme Rehberi, bizim herkesin düzenli olarak danışanlarına, çevresine anlatması gereken kanıta dayalı bir veri materyali olarak açıkçası düşünüyorum onu. Besin çeşitliliği çok önemli. Çok, çok önemli. Evet. Hatta arkadaşlar bizim eğitimimizde şey vardır. Bu biz şu anda 5 besin grubu. Diyelim ki bu bir sağlıklı tabak olabilir ya da bir işte bizim eski yoncamız olabilir. Biz ne derdik? Bu tabak her öğünde aynı şekilde olmalı. Yani sabah işte elma yemiştim, öğlen atlayayım tarzında bir olay değil. Ve de bilmiyorum dikkat ettiniz mi, besin çeşitliliği yazısında bir de renkler var, evet, teker evet. teker. Çeşitli yani, renkleri kullanıyoruz. Evet, orada 5 tane sebze meyve, 3 tane sebze, 2 tane meyvede 2 tane mandalina, 2 tane portakal değil. Biri kırmızıysa birinin turuncu olsun, biri mor olsun, biri şu olsun. Hem bu kadar Covid'le de yaşadığımız dönemde yaşama renk katma diye düşünüyorum açıkçası ben. Renkler olduğu takdirde. Bence çok güzel. Yani katması da lazım yani. Salata böyle renkler olmadığında açıkçası ben keyif almıyorum. İşte onu yaratmak lazım. Yani tek başına bir marulu çıtır çıtır yemek yerine diğerleriyle birlikte. Bence de, bence aynen. de. Son soru Betül Yüksel sormuş. Saygıdeğer hocam, öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederiz. Olağanüstü güzel bir sunumdu. Düşük yapmış
ve ardından tekrar gebe kalmış olan gebelerde maternal depoların desteklenmesi için önerilere ilaveten supplement desteği önerir misiniz diye. Şimdi tabii ki bu durumun neyi bir değerlendirilmesi lazım. Yani dediğim gibi özellikle belki biraz gelir düzeyi orta ve düşük toplumlar için geliştirdiği Birleşmiş Milletler yani Dünya Sağlık Örgütü vesaire bir Unimap diye bir ürün var gebelerde kullanılan. Ve şu anda Türkiye'de de gebeliğe yönelik olarak gerçekten, çünkü ben içeriklerini alıyorum, onları kıyaslıyorum, hatta pratikler yaptırıyorum derslerde, görmek adına iyi ürünler var. Ama bunu tabii ki bir hekimle birlikte, hekim denetimi altında önerisi, çünkü düşük neden oldu, niye oldu, bunun yorumlanması. Çünkü gördüğünüz gibi bir sürü vitamin, mineraller yapabildiği gibi farklı nedenlerde de olabilir. Hatta metiyoninle ilgili bile değil mi, bir sorun söz konusu olabilir. Onun için hekim, hatta tabii ki arzu ettiğimiz hekim, diyetisyen, bir işbirliği, bir ekip çalışması içerisinde. Ama doğrusu da o yani. Aynen, aynen. Birlikte çalışmak. Hatta egzersiz yaptıracak gebelikteki kişinin bile ekip içerisinde, yani multidisipliner ya da sektörleri bir araya getiren bir ekip çalışmasıyla karar vermek lazım. Yoksa al, kullan demek çok doğru değil diye düşünüyorum. Tabii ki. Çok teşekkürler. Gerçekten olağanüstüydü. Evet. Son derece kapsamlı, çok aydınlatıcı. Ben bir el işareti gördüm ama... Evet, o el benim. Ay hocam, evet. Geliyor mu? Nevin Hocam, ben görmedim sizi. Evet. Buyurun, buyurun. Sesim kapalıymış. İzin istedim. Hayır, dönem kalktığı için ben acaba söz ister. Ben fark etmedim adam, sorulara bakmaktan. Buyurun Nevin Hocam. Adam mouse'la diyebiliyor çünkü. Evet. Evet, bu sefer bendim. Güzel hocam, son derece güzel bir sunumdu. Çok yararlandık. Çok teşekkür ediyorum. Bütün makro mikro besin ögelerini 2017 son verileri kullanarak yaşam döngüsü boyunca bize sundunuz. Çok güzeldi. Çocuk da öğrencilerimizin daha da dikkatlerini çekmek açısından bu teşekkürüm hakkında ben bir de size şeyi biraz açıklar mısınız bize? Bir vitamini kullandığımız zaman onunla beraber diyelim E vitaminini kullanıyoruz. Bununla beraber neden bir ikinci vitamin kullanma gerekliliğini duyuyoruz? Bir süre sonra antioksidan olarak aldığımızda bir süre sonra antioksidan özelliğinin devam etmesi için bir yeniden bir vitamine gereksinim oluyor. Böyle etkileşim halinde olan vitaminlerden birazcık söz edebilir misiniz? Şimdi tabii ki şunu vurgulamak gerekir. Hani tek başına ben besin desteklerine odaklanmadığım için onlara değinmedim. Besin ögesi etkileşimi. Aynı zamanda besin ögesi ilaç etkileşimi, bu çok önemli. Çünkü kan sulandırıcı kullanıyor büyük bir çoğunluk. Artı işte kanser hastaları bile doktora söylemeden nasıl bu bitkisel destek diye düşünerek bazı ürünleri kullanabiliyor. Bu da kemoterapi alıyorsa etkiyi artırıyor, azaltıyor. Bir yerde belki tedavinin başarısızlığına neden olabiliyor. Şimdi sizin söylediğiniz şeyde şu ikisini kullandım, şimdi bir antioksidana ihtiyacım var şeyini belirlemek çok zor. Yani eğer böyle kan analizleriniz vesaire bazı değerlendirmeler yoksa açıkçası buna yorum getirmek oldukça zor. Ben dengelere çok inanan bir insanım. Yani yaşamda her konuda denge. Onun için artılar ve eksilerde de o dengeyi sağlama. Genelde iyi bir üründe eğer bu bir multi vitamin ve mineral ise zaten etkileşimler, dengeler
Rab ömrü vesaire gibi şeyler değerlendiriliyor. Örneğin Ünimap'ta 14 tane vitamin mineral var. Ve ben içini incelediğimde ve diğer ürünlerle kıyasladığımda içinde kalsiyum yok. Kalsiyumu koymamışlar. Ve tabii ki ben gebe kadın, kalsiyum, D vitamini, dengesi vesaire bunları düşündüğümde konuyu irdelemeye başladım. Yayınlarda erişemedim. Mail atarak eriştim. Ve bana gelen yanıt, kalsiyumun yeni bir formu üzerinde çalışmaları yürütüyoruz. Demirle vesaireyle etkileşmeyecek bir form olması adına. Onun için bu doğrultuda dengeler önemli. Eğer siz yüksek üst limitlere çıkarsanız bu etkileşim söz konusu olur. Onun için ne diyoruz? Bazılarında işte aç karnı alınmalıdır diyoruz. Yemeklerle tabii alınması da bazen gerekebiliyor demirde olduğu gibi. İşte o kadar sorunlar oluşturuyor ki sıkıntılar. Diyoruz ki yemekle birlikte al ama biyo yararlılığının düşeceğini biliyoruz. Onun için hani bu dengeleri belirlemek bu doğrultuda önemli. Zaten oldukça fazla da yayın var. C vitamini B12 dengesi örneğin. Değil mi? Artı folik asit B12 maskelemesi birbirine. Çünkü B12'yi maskeleyebiliyor. Ama B12 sorunu yaşlarda zaten olduğunu bildiğimiz için onu birazcık daha göz ardı edebiliyoruz. Ya da önlem alabiliyoruz. D vitamini eksikliği gerçekten çok fazla. Bu çok fazla diye bu kadar bizim de hiç kan değerlerine bakmadan kullanmamız acaba bir riske girer miyiz? Zaman zaman hiç olmazsa bir D vitaminimizi ölçtürmemiz, yani baktırabiliyorsa evet. Tabii ki baktırabilir. Ama dediğim gibi D vitamini bir A vitamini gibi değil. Üstelikleri evet. Çok daha yüksek değerlerde. Ama böyle hani bir dönem ekmeğin üzerine dökmek, mesela 3. sınıf öğrencisi, içinizde ben o konuyu anlatırken sonra evet ben kullanıyorum. Peki ne kadar içindeki miktar diyorum bilmiyorum. Sen 3. sınıf öğrencisin, neden okumadın etiketi? Haftaya oku gel dediğimde bana diyor ki mesela 300 bin ünite, yani o sıvı halde ampul olanlar. Şimdi açıkçası ben de çok fazla şey kullanan biri değilim ama COVID sürecinde Mart'tan bu yana parmakla sayılacak kadar az dışarıya çıktım ve de ben de ayak bileğimde vesaire bir takım sorunlar yaşamaya başladım ve ben de D vitamini almaya başladım Mart ayından itibaren ve şu anda mesela o ağrıları hissetmiyorum yani. Ama benim aldığım miktar öyle çok yüksek değerlerde değil. Kendine de baktırabiliyorsa kişi harika olur. Yani B12'sine, evet. D vitamine baktırabiliyorsa harika. Ama baktıramıyorsa da bazı durumlarda özellikle yaşlılarda Türkiye'de en fazla zaten biliyorsunuz bir piramit vardır. Akdeniz piramidi yaşlara evet. Özgü. Üzerinde bayrak vardır. Orada B12, D vitamini ve kalsiyumdur o bayrak. Türkiye'de de kadın grubu buna uyuyor biliyor musunuz? Erkeklerde düşük kullanım ama kadınlarda bu üçü daha fazla. Daha fazla belki doktora gidiyorlar bilmiyorum. Demek ki bilinçlenme daha farklı diyelim. Belki de bilinçlenme. Yani işte menopoz sonrası o sorunları sıralamıştım ya. Kadınlar daha fazla yüz yüze geliyorlar o sorunlarla. Belki de ondan. Evet, sorunlarla da yüzde. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz ve hem sizi gördük hem güzel sunumunuzu dinledik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nevin Hocam çok teşekkürler. Son soru Gülden Hocam, sizi çok yorduk ama ismini belirtmemiş soru soran kişi emzikilikte kafein kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Yani biliyorsunuz limitlerimiz var. Hatta ben hep öğrenci arkadaşlar da var diye onlara da bir mesaj olarak. Çok fazla katılım vardı. Evet, onlara da bir mesaj olsun diye de iletmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz toplum hedefleri ve bireye özgü hedefler vardır. Toplum hedeflerinde değerler farklıdır. Şeyde ise bireye özgü de farklıdır. Tabii ki kafeinin sınırlandırılması gerekir.
Evet. Gülden Mesela Hocam. ben kendimde şu anda sınırlandırmış durumdayım. Çok üzgünüm. Çünkü ben kahveyi çok seven bir bireyim. Çok Ben zorluk de, yaşıyorum. ben de. Ama Çünkü sabah kahvesinden asla vazgeçmiyorum. Ben şu anda maalesef onu da bırakmış durumdayım. Çünkü garip bir öksürük sorunu yaşadım. Birinci dönemde zorlandım derslerde de. Ve altından maalesef, tabii orada ben COVID stresini de ekliyorum ona, bir ileri düzeyde bir reflü tanısı aldım. Çok geçmiş olsun. Yani kahvemi çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Yine karşılıklı kahveler içmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben teşekkür bu ederim. Denli yoğun çalışmalar arasında bize vakit ayırdığınız için, en güncel bilgileri olağanüstü sağ güzel olun, bir şekilde paylaştığınız için bir kere yüreğimizden sevgilerle bezenmiş mimozalar takdim ediyoruz size. Ay, onu çok gönderiyorum şu anda. Çok teşekkür ederek. Bir de Furkan Bey şimdi yansıtacaktır. Sizin için bir adet fidan diktik. İstanbul ili Beykoz Gölüköy'ü mevki ağaçlandırma alanına dikildi. Çok teşekkür daha ediyorum. Yaşanabilir bir dünya için fidanlarımızın umutlarınızla beraber yaşayıp büyümesini istiyoruz, diliyoruz. Tekrar tekrar yürek dolusu teşekkürlerimizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Için. Tekrar Kadınlar Günü'nü de kutluyorum. Evet, ben de siz öyle başladınız. Atatürk'ün, canım Atatürk'ümün cümleleriyle bitirmek istiyorum. Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek faziletle süslenip donanmaktır. Bunu 21 Mart 1923 yılında dile getirmiş ve bir kez daha söylemek istiyorum ki şuna inanmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Aynen. Ne kadar olağanüstü, gerçekten ne kadar teşekkür etsek, yolunda ne kadar ışıkla yürüsek az. Tekrar çok teşekkür ediyorum bu anlamlı günde, bu denli güzel konferans için. Bir sonraki konferansımız 22 Mart'ta Profesör Doktor Gül Kızıltan tarafından verilecek. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Diyetetik Bölüm Başkanı bize ağırlık döngüsü ve sağlık etkileşimi konusunu anlatacak. Hepinizi oraya bekliyoruz. Katılımınız için her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Alkışlarla uğurluyoruz. Çok çok teşekkürler. Çok mersi.